Merhabalar, ben Berkay. Videomda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Danone mukbang yapacağım. Aslında bu videoyu videosuzluktan çekiyorum. Yani farklı fikirlerim var fakat bu videoları çekmek için bana süre lazım. Hafta işlere vakit buluyorum fakat benim yediğim yemekler genelde dışarıdan olduğu için araya bir süre koyuyorum ki çok sağlıksız yemekler tüketmeyeyim. Bugün evde Danone. Buldum. Yani buldum dediğim aylardır hatta yıldır yoktu. Dün önemli bir harekete gittiğimde bunu gördüm ve çok böyle aa danını alayım, Dan alayım dedim böyle direkt. Çünkü yani küçüklüğümde de çok yerdim, şu anda da seviyorum. O kadar çok tüketmesem de sevdiğim bir yiyecek gerçekten. Yani ismi Danone değil, Büyümix diye bir şöyle bir yakından göstereyim e, markası. Fakat yani bunu direkt böyle uzaktan gördüğünüzde a daha ne diyebileceğiniz kadar insanın aklına yerleşmiş bir ürün. E, bugün maçta sakatlandım. Onu anlatacağım. Okuldan daha yeni geldim bu arada. Saat 3. 3 40 geçiyor. Bir yarım saat 40 dakikayı geçti aslında. Daha yeni gelmedim. Maçta sakatlandım. Onu anlatacağım. Ve bu dördünden ikisini veya üçünü yerim herhalde. Şöyle bir kaşığım var. Bu bu arada büyük. Bu tatlı kaşığı diye geçiyor ama bunun daha böyle küçük çay kaşığıyla ile yemeyi tercih ederdim. Çünkü çünkü yani da böyle direkt bir kaşık alıp direkt böyle gömesim yine yani hepsini böyle direkt yerim yani. Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olma düşük. Siz de aşağıdan bir saniyenizi ayırıp bana abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoda söylemeyi unutmayacağım yani inşallah unutmak istemediğim bazı şeyler var. Onları da direkt ard arda söylemiyorum ki böyle çok da vakit kaybetmeyelim yani diyeyim. Şöyle bir danoneyi kıralım ve bugün Maçta sakatlandım. Onu anlatacağım. Şunu kararken bu arada mikrofonu çok fazla bir ses geliyorsa kusura bakmayın. O da bugün oldu arkadaşlar. Bugün cuma ve son iki dersimiz bedendi. Kaledeydim. Yani ben bedenleri kaleye geçiyorum. Daha çok seviyorum diyeyim. Kaledeyken ceza sahası içindeydim ve sağ kanattan yani benim bir dakika benim sağım oluyor ama onların onların sol kanadından bir atak geldi. Ve genelde o taraftan atak geldiğinde ya vurmayı tercih ederler ama %70-80 oranında ortaya pas atarlar. Ben de artık maç esnasında alıştım oradan genelde vurmuyorlar diye çıkış yaptım ve olması gereken de oydu zaten. Atladım, atladım dedim ayağımla gittim diye nasıl anlatsam anlatamadım pek ama. Bu arada burayı yalamayanı varsa bizden değildir şurada kalanı. Atladım, top salise kaybıyla diyeyim. Ayağımın altından geçti herhalde. Ve sonra ve bilmiyorum belki de çarptım topa ama içeri gitti o top. İçeri dediğim ceza sahasının içine kaleye doğru gitmedi. Ve sonra o hata yapan kişi üstüme düştü. Sağ bacağımın üstüne düştü ve benim iki bacağımın da nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şimdi ayağımı kaldırsam. Yani ayağımın şu kısmı. Burada kemik var. O ağrıyor iki ayağımın Yani koştuğum zaman o ağrıyı daha çok hissedebiliyorum. Yürüdüğümde pek benim için bir farkı olmuyor ama koşunca anlaşılıyor yani. Sağ bacağımın üstüne düştü. O dediğim o kemik kısmına ve orada öyle bir ağrı, ağrındı ki yani. Böyle gözünden yaş geldi. Aa diye bağırıyorum. Yerdeyim ya kanıyorum böyle. Gerçekten çok ağrıdı ayağım. Üstüne basarken de yanmaya başladı. Şu anda da yanıyor bu arada. Yani daha olay yeni olduğu için zaten. Gözümden yaş geldi. Ağladım bile diyebilirim. Çok da ağlamasam da. Ama gerçekten çok canım yandı yani. Sonra bir süre durdum böyle ayağa kalkamadım zaten. Ayağa kalktım. Ağrıyor bacağım yanıyor. Farklı yani bizim beden hocamız değildi. Farklı bir tane beden hocası vardı sahanın yanında. Ona gittim söyledim. Hoca dedi git buz koy dedi. Ve ben de tamam dedim. Gittim sonra müdürün odasından buz aldım. Sonra buz koydum. Sonra son dersli beden zaten. Öyle eve geldim. Ve bacağım ağrıyor yani. Şu an bu şekilde bile durduğu zaman ağrıyı hissedebiliyorum. Yürüdüğüm zaman o kısım yanıyor. Yani bu arada şöyle bir şey var. Benim bacağım morarsa ben o morluğu göremeyeceğim. Çünkü bu kadar kılda daha neyi görebilirim arkadaşlar? Harbiden göremiyorum yani. Bu kılların geni kimden geçti aileden hiçbir fikrim yok. Babamda kıl var ama bu kadar fazla var mı onu bilmiyorum. Bu arada böyle nazik nazik yandan öyleydim. Ben normalde bunu bir saniyede bitiririm yani. Çünkü video direkt bitsin istemiyorum ama gerçekten seviyorum ya bence güzel abi yani. Bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bayağıdır ASMR çekmiyorum. Ve böyle bir ara son ASMR videolarıma bakarken dedim çok fazla böyle bir içimde dedim kelimesi anlamsız oldu. Çok fazla böyle bir şimdi ASMR çekme isteği geldi böyle içime. Bu arada ben hep kendime bakıyormuşum. Şu kameraya bakarsam size de göz göze gelmiş olurum. Böyle içime ASMR çekme isteği geldi. Sonra da bunu hem size anketle şu an bu video yayınladığımda çoktan sormuş olacağımı düşünüyorum. Birazdan şurada burada bilgisayar var. Açacağım ve o anketi yollayacağım. ASMR videosu çekmemi ister misiniz diye. Bu böyle devamlı olacak bir şey değil. Ayda veya haftada bir tane veya iki haftada bir tane tarzı bir şey olabilir veya sadece bir tane. İçime öyle bir heves geldi. Bunu da sizlere sormak istiyorum. ASMR videolarının şöyle bir yanı var. İzlenmesi güzel oluyor benim gördüğüm üzere. Edit bakımında resmen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çok basit ve yani hem kolay çekiliyor sadece yemek masrafınız var yüklüyorsunuz izlenmeniz de oluyor. ASMR'ın yönü öyle. Benim yani ASMR çekmeyi bırakmamın nedeni nedense böyle takipçilerimle çok samimi olamadığımı hissettim. Çünkü sadece yemek yiyorum onlar beni izliyor. Bu da benim çok hoşuma gitmedi. Dedim ki böyle hem onlarla konuşayım sohbet edeyim onlar bana soru sorsun ben yanıtlayayım. Daha samimi oluruz diye düşündüm. Ve böyle bir e, içerik değişikliğine gittim diyeyim. Ve eğer farklı fikirleriniz olursa yorumlarda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bunları dikkate alacağım. Haberiniz olsun. İçini şöyle göstereyim ben Yani bunu bilmeyen yoktur artık zaten. Küçük kaşık kullanmamın nedeni bu. Bu kaşığı öyle koyunca direkt hepsi geliyor. Bir de aklımda olan şeylerden biri de şuydu. Bu danonelerle herkesin yaptığı bir şey var. Bunu yani alıyorsanız kimse yapmadım demesin. Yani bu diyebilir aslında. Bu denmeyecek de bir seçenek değil. Dondurma yapmak. Bunu herkes yapmışlar. geneli yapmışlar diye düşünüyorum. Ben de çok yapıyordum. Şimdi kış geldi diye dondurma yapmadım yani. Kış geliyor dedim ne gerek var dondurmaya Bilmiyorum belki de bu arada iki taneyi bitirdim şunları şu çöpleri ben bir içine bırakayım. Bir de benim bir oyun kanalım var. Eğer oyun videoları izlemeyi seviyorsanız veya oyun oynuyorsanız şu kısımda bir dakika sağ gösterdim. Bu tarafı göstermem lazım. Kusura bakmayın. Olmuyor. Daha uzağa gidiyorum. Şöyle gideceğiz. Şöyle ha şurada bir kısımda olması lazım ilk kartlar kısmı. Oradan giderek benim oyun kanalıma ulaşabilirsiniz. Orada da elimden geldiğince video atıyorum. Bu arada bir hafta, iki hafta gibi aralıklarla video atarsam kusura bakmayın çünkü sınav haftasına giriyoruz ve okul olduğu için hafta işleri böyle zaten çok yorum geliyorum yani gerçekten. Sabah erken saat saatinde kalkıp, kalkıp öğlen eve gelmek ve video çekip Yani çok. Zor oluyor, yani zahmetli oluyor. Psikolojik ben yapmak istemiyorsun mental olarak. Gidip oyun oynamak, video izlemek istiyorsunuz ki kafanız rahatlasın. Ee, böyle mi istediğiniz oluyor gerçekten? Ve Burada şöyle kötü bir şey var. Ben yemek yemeden bunları yiyip video çekiyorum. Bu da çok kötü oldu. Videonun süresini daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten telefonumun Hafızası çok fazla yok o yüzden doluyor ve editte de zorlanıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Unutmadığım bir şey varsa umarım yoktur diye düşünüyorum. Videom hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi etmeyi ve video fikirleriniz olursa yine yorumlarda sizlere bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.